Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Beyler, şov başlıyor. Kaporta, orijinal balatalar, mis, boya, efsane. Şova kanmayın, profesyonel hizmetten şaşmayın. Experix'e gelin, güvenli, kaliteli ve teknolojik ekspertizin konforunu sürün. Şov yapmayız, ekspertiz yaparız. Şov şimdi başlıyor. Rivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Trendyol 1. Lig'de 17. haftada cumartesi günü oynanan Sakaryaspor Kocaelispor derbisinin sonucunu Furkan'la beraber özel olarak konuşacağız. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Çok önemli bir mücadeleydi. İki ezeli rakibin kapışmasını Sakaryaspor net bir oyunla kazanarak devreye çok önemli bir 3 puanla girdi. Bugün Göztepe'nin kaybetmesiyle de Kocaelispor ilk 2'de bitirdi ilk devreyi. Göztepe 3, Sakarya 4 ki Göztepe ve Sakarya aynı puanda bitirdiler. Kocaelispor da bir puan üstlerinde bitirdi, onu söyleyelim. Bir hatırlatmaları yapalım. Ardından maçın sonucunu enine boyuna konuşalım. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden ricamızdır. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan da Trivela Spor hesaplarını takip edin diyelim. Senin ekleyeceğin bir şey var. Benim ekleyeceğim bir şey yok. Karşılaşmanın sonucuna geçelim. Beklediğimiz gibi bitti maç. Evet. İki taraftan da goller bekliyorduk. Gollü bir maç bekliyorduk. Ayrıca da Sakaryaspor tarafındaydık. Sakaryaspor da kazanarak çok kritik bir galibiyetle devreye girdi ve Kocaelispor'un da kötü gidişatı devam etti. Son haftalarda özellikle. Sakaryaspor bugün Göztepe'nin kaybetmesiyle de haftayı çok karlı kapattı. Kesinlikle. Eyüpspor'un maçı yarın pazartesi akşamı ama hani Eyüpspor zaten tüm takımlardan biraz ayrılıyor. Bunu hep söylüyoruz. Hı hı. İkinci sıra için hani direkt çıkma adına önemli bir galibiyetti bu. İlk iki için. Bir Göztepe'nin de yenilmesiyle bu galibiyet daha da anlam kazandı bugün. Ayrıca Bandırma Spor bugün büyük hata yaptı. Bu Sakaryaspor'un işine yaradı. 2-0'dan maçı verdi. Kesinlikle. Gençler Birliği'nin dün yenilmesi mesela. Sakaryaspor çok önemli bir galibiyet aldı. 1-0 geriye düştü Sakaryaspor Cem Ekinci'nin golüyle ama ilk yarıda takımın en formda oyuncusu olan son haftalarda Delvaye güzel bir golle 1-1 yaptı skoru. O da 8 gol oldu. Aynen. Ali Ülgen ikinci devrede Hasan Kılıç'ın attığı diagonal pasta topu iyi kontrol edip ters ayağıyla güzel bir vuruş yaptı. Son golde de eski Kocaelisporlu Dino Endlovu net bir vuruş yaptı sol ayağıyla ve maç 3-1 sona erdi. Neler söylersin maçın sonucu için? Nasıl bir maç oldu sence? Öncelikle Sakaryaspor'un galibiyetini tebrik ediyorum ben. Tabii de. Çok güzel bir maç izledik. Sakarya'da beklediğimiz bir atmosfer oldu sonunda. Doğru. Çünkü biz bu doluluğu artık hep bekliyoruz. Hem Sakarya olsun hem Kocaelispor'un stadında olsun. Bunları her zaman söylüyoruz. Kocaelispor 1-0 öne geçti. Maçın ortasında Cem Ekinci attı. Aynen. Cem Ekinci de bu sene çok fazla 11'de şans bulamayan bir oyuncu biliyorsun. Genel olarak çok şans bulamaz. Aynen ama bu maçta 11'de başladı ve güzel bir dokunuş yaptı zor topta. Yani zor bir pozisyondu. Top ağlarla buluştu. 1-0 öne geçti. Ama maçın geneline baktığımız zaman da çok üstün oynayan bir bence Sakaryaspor vardı. Bence de. Zaten 9 dakika sonra hemen beraberlik oldu. Murat Cem Akpınar'ın yaptığı asiste karşılaşma 1-1'e geldi. Delvaye de bu sene resmen son haftalarda felaket bir şekilde açıldı. Ben oyuncunun düşüşte olmasından dolayı bu sene katkı veremeyeceğini düşünüyordum. Kötü de başladı sezon ama ardından muhteşem bir çıkış yaptı. Sakaryaspor'un bence bu duruma gelmesinin %100 nedeni Delvaye'nin yükselen performansı. Bak, bir tane oyuncu çıktı bu noktaya getirdi. Çünkü Sakaryaspor'un bu sene yapmış olduğu transferlerde yaptığım benim kendi yorumlarımda şu anda son haftalardaki performansından dolayı Delvaye beni yanılttı. Ali de çok formda son ve haftalarda. Ve onun yaptığı performansla Sakaryaspor şu anda zirveye geldi. Ali Ülgen de son haftalarda iyi oynuyor. Onun da performansı yükselmiş durumda şu anda.
Entoğu'da sakatlıktan çıktıktan sonra attığı gol önemliydi. Kasongo 74 dakika oyunda kaldı ama ben Kasongo'yu çok beğendim. Kasongo bayağı hırpaladı rakip savunmayı. İyiydi bence de. İyi mücadele etti. Zaten Sakaryaspor'un böyle bir avantajı var. İki tane çok iyi forveti var. Sakatlanmadıkları sürece bu ligin en iyi forvet ikilisi Sakaryaspor'da. Bunu kesinlikle hep söylüyoruz. Kasongo'da, Endlovu'da çok iyi golcüler ama devamlılık problemleri var. Her an sakatlanma riski var. Kasongo iyi hırpaladı. Endlovu bitirişi yaptı. Hani biraz bu Semih Şentürk gibi oldu Endlovu bu maçta. Sonradan oyuna girip skor yaptı. Peki maçın genelinde iki takımı nasıl buldun? Kocaeli Spor önemli eksiklerle çıktı biliyorsun. Amaral yoktu bu maçta. Amaral ne oldu bir anda? Sakat o. Bodrum maçında ilk yarının sonunda sakatlandı çıktı. O yüzden yoktu. Bir de hoca Burak Öksüz'ü kesti. Sağ stoperde Yusuf Abdioğlu oynadı. Bence büyük bir yanlış yaptı. Ayrıca Oğuz Ceylan da facia bir performans sergiledi. Evet. Neler söylersin? Vallahi ben hocanın Yusuf Abdioğlu'nu oynatmasını yanlış buluyorum. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Yusuf Abdioğlu çünkü bu sene randımanla oynamıyor zaten. İlk başta 11'de başlamıştı, sonra formayı kaptı. Evet, bir tane hani zaten sezonlar ilerledikçe Yusuf Abdioğlu daha da ağırlaşan bir oyuncu. Bir de yaşadığı sakatlıklardan dolayı bence bu maçta iyi de oynamadı. Ben öyle düşünüyorum. Onun dışında zaten hani ciddi anlamda bir kanat problemi var Kocaeli Spor'da. Bu karşılaşmada da Barış belki asist yaptı ama ben Barış'ın performansını çok iyi bulmadım. Fofana çok kötü oynadı. Cihat Çelik çok kötü oynadı. Doğru. Geçen hafta bayağı bir eleştiri yaptık Kocaeli Spor'a. Bir izleyicimiz bize tepki göstermiş. İşte orta sahamızda bu oyuncular var, şu oyuncular var. Biz her zaman takımların menfaati için yorumlar yapıp kendi görüşlerimizi belirtiyoruz. Ve Kocaeli Spor son haftalarda çok kötü bir performans gösteriyor. Hatta buradan maç maç söyleyeceğim. 4 maç olması lazım Bandırmayı herhalde. Bandırmayı yendi bir. Bak Kocaeli Spor son oynadığı karşılaşmalarda Ümraniyespor maçı 1, Bandırma maçı 2, Bodrum maçı 3, Sakarya maçı 4. 4 maçta sadece bir defa kazanabildi. Deplasmanda Bandırma'yı yendi. 2 tane de mağlubiyeti var. Ümraniye, Sakarya'ya. Evet. Bir de beraberlik, bir de galibiyeti var. Bodrum'la da 1-1 kaldı işte. Aynen. O da hafta içi maçıydı. Bu maçta Sakarya Spor, Kocaeli Spor'u orta sahada resmen ezdi. Evet. Murat Cemakpınar bana göre Delvaye'den sonra maçın ikinci adamı. Kesinlikle ben de onu söyleyecektim. Murat Cemakpınar geldiğinden bu yana en iyi maçını çıkarttı eski bence. Eski takımına karşı müthiş oynadı. Bir tane şutu var Gökhan çıkardı. Devamı offside oldu. Kasongo net offside'daydı. Murat Cem bu maçta acayip hakimiyet kurdu orta sahada. Zaten Kocaeli Spor'da iki tane yabancı oyuncu var. Fofana ile Kakao. Aynı bu iki oyuncu hani çok kötü transferler. Kakao kadroda bile yoktu ya. Onu kadroya almadılar aynen dün. Sakatlığı falan olmadı halde. Bir izleyicimiz yazdı 400 bin euro alıyormuş yıllık. Aynen ben dedim burada Kakao'nun maliyeti düşük değil yani. Çok iyi 400 bin euroya bu ligde. Süper Lig'de belli başlı oyuncular yani 400 bin euro almayan iyi oyuncular var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bazen biz hani bütün piyasayı biliyoruz. Avrupa'dan bahsediyorum. Birçok oyuncuya da hakimiz. Hani nerede ne yapar ne yapamaz diye ki Kakao geldiği zaman da yapamayacağımızı söyledi. Yapamayacağını söyledi. Doğru. Ya 400 bin euro Kakao'ya vermişler. 400 bin euro ne baba adamlar var Avrupa'da ya. Zaten Kakao'nun kariyerine bakarsan 400 bin euro verilmez. Golcü ona vereceğin maksimum yıllık para kaç para biliyor musun? 100-150 arası yani. Ki o bile fazla. Şimdi bazı oyuncular vardır. Adamın çok iyi bir kariyeri vardır. İyi bir şekilde gelir. Ona verirsin tutmaz. O ayrı. Spor resmen Kakao'dan yani affedersiniz kazıklandı demek istemiyorum ama yani Kocaeli Spor'a resmen 1-5 rakam olarak anlaştırmışlar. Bak resmen. Fofana'nın maliyetini bilmiyorum ben. Ona bir şey kaç para biliyor musun Kalko'nun maaşı? 100 bin eurodan fazla etmez. Etme. Bu lig için etmez. Bu ligin standartlarında da hani etmez yani. Bu ligde çünkü paralar belli. Kenny oynuyordu o paralara Bandırma'da. O zamanlar kur düşük de bak. Şeye gitti. Süper Lig'e Başakşehir ama şimdi kur da yüksek. Aynen çok para veriyorsun. 400 bin euro şu an 12 milyon TL. Çok büyük para. 12 milyon TL bile değil. 12.800 13 milyon yani. Aynen mesela. Öyle bir şey. Ayağın alışsın. Çok büyük para ve sen en önemli maçlarından birinde böyle bir oyuncuyu kadroya bile alamıyorsun. Çünkü oyuncu geldiğinden beri iş yapmadı. Aynen. Fofana ile zaten Kaukau beraber geldi biliyorsun. Evet. İkisi de karavana oldu. Zaten Kocaeli Spor'da Atabey de vermiyor bir şey. Yabancı oyunculardan Kandeye Yaş var. Amaral, Berisse, Tanke 4. Kaukau ile Fofana'yı saymıyoruz. Şu an 4 yabancısı var Kocaeli Spor'un. Hani Kaukau ile Fofana sadece birey olarak varlar ama hani performans olarak yoklar. Kocaeli Spor'un devre arası 3 tane yabancı alma hakkı var bence. Fofana ile ben Kaukau'yu saymadığım için çok iyi 3 tane yabancı almalı. Aynen. Karavana atar sonlarda çıkamaz Süper Lig'e. Evet.
Zaten Kocaelispor'un acilen kanat ve forvete ve 6-8 numara pozisyonlarına transfer yapması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer Kocaelispor o noktalara boş geçerse veya yeterli derecede bir oyuncu transferi yapmazsa sıkıntı yaşar, onu söyleyeyim. Zaten bu maçta Sakaryaspor'un yabancı oyuncuları Kocaelispor'un yabancı oyuncularına büyük üstünlük kurdular. Evet. Donkor müthiş oynadı. Tankeyi döndürmedi hiç mesela. Hı hı. Bir, Delvaye zaten maçın adamı diyoruz. İki, Kasongo iyi oynadı diyoruz. Üç, Endovu zaten girdi gol attı. Dört, Roşi bildiğimiz Roşi gibi oynamıyor. O da oynasa zaten iyice sıkıntı olacaktı Kocaelispor adına. Bir de Amaral'ın yokluğunda Hoca Kandiye Yaşı da merkeze çekti. Çünkü Yusuf Emre Gültekin falan da hani net bir 11 oyuncusu değil. E öyle olunca da kanat da biraz şey oldu. Çünkü Cem Ekinci bu sene az oynadı. Cem Ekinci zaten şu anda birinci ligin çok seviyesini değil. Yani artık gol attı bir yaşa geldi. Rağmen. Aynen. Zaten bunu sezon başından beri söylüyoruz yani Cem Ekinci için. Şimdi gol attı diye de bu iş tam tersine döndü diye zaten kesinlikle denilmez. Yani her oyuncunun gol attığı zamanlar olur. İşte iyi maç performansları olur. Bunlar bir ölçü değil. Genel noktaya bakacaksın. O yüzden Kocaelispor'un acilen bana göre bir tane bile yetmez. İki tane kanat oyuncusuna ihtiyacı var. Benim görüşüm o yönde. Zaten Cem Ekinci bence takımdan ayrılabilir. İki tane almak zorundalar. İkinci lige gidebilir Cem Ekinci büyük ihtimalle. Doğru. Ben öyle düşünüyorum. Ben de. Forvet'e zaten oyuncu lazım. Hem Atabey Çiçek hem Kako'yla bence yolların ayrılması lazım. Çünkü diyelim ki iyi bir forvet aldı Kocaelispor. Daklısa beraber iki oldu diyelim. Şimdi Atabey veya Kako'dan birini tutup üçüncü olmasını düşünmem bile yanlış. O oyuncular üçüncü noktada bile olamaz bu lig için. Doğru. Atabey ikincilikte bazı takımlarda birçok takımda iş yapar. Ama birincilikte olmaz. Bir de şöyle bir şey var. Tanke iyi bir golcü bu lig için ama Tanke ağır bir forvet. Tanke bir de istikrarlı bir forvet değil yani. Aynen. Söyleyeyim. Doğru. Mesela Samsunspor'da geçen sene çift taneye falan gol attı ama kazandırdığı maç karşılığında kaybettirdiği çok maç var. Riskli hareketleri de var her an kırmızı görebilme anlamında. Bir de Kocaelispor'un Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Ağır bir santrafor değil Tanke gibi. Hızlı bir hareketli golcü olması lazım. Kasongo gibi. Zaten Douglas Pivot bir de Süleyman Yula gibi daha önce Türkiye'de oynayan. Hızlı ya, Kasongo bir gibi oyuncu diyelim örnekte. Aynen. Kasongo tarzı driplikte koşan bir oyuncu kesinlikle lazım. Öyle bir golcü lazım. Hı-hı. Şimdi Tanke gibi bir tane daha ağır golcü alırsa onları yan yana da oynatamazsın maç sıkışırsa. Yok olmaz. Hızlı bir golcü daha iyi olur. Lazım. Hareketli oyuncu lazım. Ben de aynı görüşteyim. Kenny gibi işte. Kasongo gibi. Bu ligde oynayan. Daha önce oynadı Kenny. Peki maçı genel olarak nasıl buldun? Bayağı gergin de bir atmosferde oynandı. Normal. Oyuncular iyi niyetliydi. Onun için oyuncuları kutlamak lazım. Evet, gerilmedi hiç ortalık. Hani tebrik edelim çünkü çok az hani arada bir şey çok çok az yani o da olur derbi maçı ama çok iyi niyetli bir futbolcu topluluğu vardı. Tribünler de ilk defa bu kadar doluydu Sakarya'da. Bayağı tam böyle derbi havasında bir maç oynandı kesinlikle gerçekten. Ben de İzlerken bunu hissettik. Hep hani bu iki takımın yani özellikle camia kulüplerin kendi sahasında oynadığı maçlarda biz tribünleri her zaman böyle bekliyoruz. Tabii ki de. Ya, taraftarlarımız maç seçmesinler lütfen. Mesela Sakaryaspor taraftarı nasıl bu maçta takımlarına destek verdiyse her maçta versinler. Çünkü bu takım Süper Lig'i oynuyor. Hani özledikleri yere oynuyor. Kesinlikle. O yüzden ben camia kulüplerin taraftarlarından beklentim hep bu yönde. Tüm maçlarda tribünleri maça ait etmeden doldursunlar. Sakaryaspor'da biliyorsun dakika 46'da Sinan Kurt oyundan çıktı. İlk yarıda çok kötü oynadı Rotman bence. Rotman girdi doğru. Rotman'ın performansını nasıl buldun? Bence o değişiklik maçın kırılma noktalarından biri oldu. Dengeli mi oldu orta sahası? Hasan Kılıç'ı da hoca öne çekti o değişiklikle. Hasan Kılıç da bu arada geldiğinden bu yana en iyi maçını oynadı. Evet iyi konsantre olmuş derbiye kesinlikle. Hasan 4-1-4-1'de 6 numarada başladı çünkü maça. Hasan şey olunca Sinan oyundan çıkıp Rotman girince 8 numaraya geçti. Murat Cem'le beraber yan yana oynadılar. Öyle olunca da o oyun kurmasını falan daha rahat yaptı. Hı hı. Asist de yaptı bir tane Ali'ye zaten. Güzel bir top attı. Ali de ters ayağıyla güzel bir gol attı. Hasan iyi oynadı. Ben o değişikliği doğru buluyorum. Hı hı. Tuncay Hoca doğru bir hamle yaptı orada Tuncay Şanlı. Ertuğrul Hoca'nın bir de şöyle bir şey oldu dün. Ertuğrul Hoca iki değişiklik yaptı. İki değişikliği yaptıktan iki dakika sonra gol yedi. Bu da planlarını alt üst etti. Ama Mert Çölgeçen zaten bu ligin oyuncusu değil. Fofana zaten kötü yabancı diyoruz. Zaten sen şimdi Mert'i aldın o ara. Rakip orta sahada da Rotman ve Hasan Kılıç gibi çok tecrübeli iki oyuncu var. Murat Cem de
geldiğinden beri fena oynamıyordu. Dün en iyi maçını oynadı. Öyle olunca Kocaeli Spor'un orta sahası Sakarya orta sahasına gerekli cevabı veremedi. Kesinlikle. Kendi adına. Peki sana bir soru soracağım. Tabii. Sence yani sen Ertuğrul Sağlam Hoca'nın performansını nasıl buldun? Çünkü Kocaeli Spor taraftarlarının çok fazla tepkisi vardı. Özellikle Twitter'da. Hoca dün maç sonu basın toplantısına da çıkmadı biliyorsun. Rahatsızlık Hı-hı. yaşamış, geçmiş olsun diyelim. Aynen. Şimdi şöyle bir şey var. Zaten bir şey soracağım. Tabii, bazı Kocaeli Spor taraftarının yine onunla ilgili yorumu vardı. Mağlubiyetten dolayı çıkmadığını düşünenler var. Sen onunla ilgili bir şey söyleyebilir misin? Bilmedim. Şimdi biz söyleyemeyiz. Ben Ertuğrul Hoca'yı bu maçta eleştirmiyorum. Ama geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz hocaya. Ben hocayı bu maçta eleştirmem. Şundan dolayı eleştirmiyorum. Sakarya, biz zaten burada kendimiz dedik geçen hafta. Niye? Sakarya Spor net favori bizce. Ha, aynen. Niye? Kocaeli Spor zaten şimdi şöyle. Sakarya Spor bir kere ev sahibi. Derbilerde ev sahibi olmak büyük avantaj. Artı amaral yok zaten. Evet. Sezon başı şimdi iki takımın kadrolarına da bakıyorsun. Sakaryaspor'un dünkü kadrosu daha iyiydi Kocaeli Spor'dan. Şimdi senin elinde amaral yok bir kere. Bir de Sakarya'nın eksikleri de döndü. Kasongolar, Endoğular. Hoca konusundan girmişken senin de sözünü kesiyorum. Şu Tabii. anda hemen bir bilgi geldi. Bandırma Spor'da Taner Hoca yollara ayrılmış. Gitti mi? Hayırlı uğurlu olsun. Hoca konusunda gene Taner Hoca konusunda yine haklı çıktı. Doğru. Taner Hoca. Taner Hoca için de sezon bitti. Taner Hoca daha bu sene çalışamaz. Sezon bitti. İki takım oldu. Zaten Taner Hoca Sakarya'yı da mahvetti dün. Zaten şey eski takımı da olduğu için zaten söyledim. Sakarya Spor da zaten belli noktalardaki sıkıntının en büyük nedenlerinden birisi işte Donkor'u oynatmadı kaç hafta. Lisans çıkartmadılar hatta. Donkor sonra çıktı lisansı. Takım Rotman oynadı stoperde Erdi ile. Donkor bu takımın en iyi stoperi. Kaç kere dedim Aynen. burada ben. Ben Donkor'u şöyle. Sen Donkor konuştuğunda ben ayrıldım. Çünkü Donkor geçen seneki performansı kötü olduğu için ben hani orada kesilmesini doğru bulmuşum. Hatta gidiyordu sezon başı normalde. Lisansını çıkarmadılar evet. çünkü o yüzden. Ama sonra bir oyun dün tankeye adım attırmadı. Ben Ertuğrul Hoca'yı dün için eleştirmiyorum. Ertuğrul Hoca'nın nasıl eleştirileceği maç içerideki Ümraniye maçı. Hı hı. Kocaeli Spor Ümraniye'ye 3-0 yenilmemeli. Hedefin Süper Lig'e çıkmaksa. Dün zaten Sakarya Spor favoriydi. Eğer iki takım tam kadro Kocaeli'de oynasalardı bana göre Kocaeli favori olurdu. Çünkü derbilerde bir kere taraftar avantajı çok önemli bir şey. Şimdi şöyle düşün, insansın, insan psikolojisi. Sen deplasmana gidiyorsun, rakibin 25 bin 30 bin kişiyle oynuyor o şeyle. Sen rakip oyuncu olarak insani olarak bir kere bir ürpersin, hani korkarsın, hani ister istemez bu çok normal bir şey. Şimdi gördün tribünlerden gelen şeyler oldu oyunculara. Hı hı. Bir kere insan psikolojisi. Hasan Şaş'ın kafasına Kadıköy'de yumurta attılar. Kafasında patladı korner atarken. Hasan Şaş yalandan kullandı korneri, döndü gol oldu top. Hı hı. Kadıköy'de. Fener Galatasaray maçında. Hani derbilerde her zaman ev sahibi ekip favoridir. Bu çok normal bir şey. Olarak. Kesinlikle ben o yüzden Ertuğrul Hoca'yı eleştirmiyorum. Ben de eleştirmiyorum. Ben Ümraniye maçından dolayı eleştiririm asıl hocayı içeride. 3-0 yenilir mi? Ben maçını eleştiririm bir de. 1-1 bitti o da. Aynen. Ama hani şöyle. Erzurum maçını eleştiririm. Doğru yenemedi. Sakarya'da çok içeride maç verdi. Tunca Hoca geldiğinden beri mağlubiyeti yok. Ama Urfa ile Erzurum'u yenseydi şu an ikinciydi. Evet. O tam birini yenseydi ikisinden birini gene ikinciydi. Aynen. Yani zaten kayıplar oldu iki takım için ama Kocaeli Spor'da da bazı noktalarda daha büyük kayıplar oldu maç olarak. Bir de zaten şöyle aslında Ertuğrul Hoca'yı şöyle eleştirebiliriz. Sezon başına gidip eleştirebiliriz. KK ile Fafana'dan dolayı eleştirebiliriz. KK, Atabey Çiçek. Bak şöyle bir nokta var. Bunu biz biliyoruz. İkincilikten bir takım Atabey'i istedi. Ertuğrul Sağlam Hoca ben oynatacağım diye cevap vermedi. Aynen. Ya hocam zaten Atabey bu lige bir kere uygun değil. Bir de sen zaten kullanmadın ki hiç. Mesela zaten çok az kullandın ki kullansan da 11'de zaten bir verim vermez. Bu lige uygun değil tabii. Bandırma'da yapamadı. Doğru. Samsun Spor'da yapamadı. Bu ligde de yapamıyor. Bir de Atabey zaten kullanılmıyor ki. Bodrum maçında bile tanke yokken KK oynadı. Aynen. Atabey oynamadı ki. Yani ben biraz önce dedim ya Kocaeli Spor, Douglas var 1. Diğer bir baba iyi bir golcü geldi 2. Diğer 2 oyuncudan yani Atabey veya KK'dan birini 3. bile koysan olmaz. Ya bu hoca o noktada bile değil. Şu anki Kocaeli Spor gibi camia, hedef oynayan, bu kadar para harcayan. Ya valla var ya 400 bin euro ben o izleyicimiz yazdı. Kakao için. Kakao için 400 bin euroya ya çok büyük üzüldüm ya. Ya 400 bin euro değil bu hocanın ederi 100 bin euro yıllık ya. Ya burada farklı bir şeyler var bu transferde ben sana söyleyeyim.
400 bin euro ne demek Kanko'ya ya? Ben sana şu anda var ya Avrupa'da şu program bitsin. Senin önüne 20 tane baba golcü koyarım. Hiçbirisine sen yok demezsin Kocaeli Spor için yani yapamaz diye. Kasongo bile o parayı almıyor Sakarya. Ya ben sana bir şey söyleyeyim. 400 bin euro ya ben Douglas'ın çok daha iyisini getirme ayrıca bak. Onu da söylüyorum sana bak. Douglas Tankian'ın bile çok daha iyisini getiririm. Hatta Sakaryaspor'daki yabancıların aldığı en fazla 150-170 falan. Ben 200 bilmiyorum. Bile yok. Ben bilmediğim için bir şey söylemiyorum Sakarya'da. Bize yazanlar oldu çünkü Sakarya tarafından sezon başı da hatta. Öyle yüksek maliyet yok. Kaukau 400 inanılmaz bir para. Ya 400'lük bir oyuncu falan değil Kaukau ya. Etmez. Cidden değil ya ben sana söyleyeyim. Etmez. Yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Okan Eken Kaukau'dan daha iyi golcü. Bu lig için bile. Bak, bu lig için bile diyorum ya. Ha tabii Eden de iyi Okan Eken. Tabii ki. Bireysel olarak. Çok hani. Daha iyi. Ama Okan Eken'in yerinde olsam ben de kalmazdım. Çünkü bu Ertuğrul Hoca oynatmayacaktı Okan. Yok o zaten doğru olanı yaptı. Oynatmayacakları için gitti zaten. Tabii tabii. Hani oynatırken gitmedi yani oyuncu. Doğru. Para için falan ayrılmadı yani. Yok ben şu açıdan dedim. Hani bazı oyuncular sırf ben burada kalayım bir üstlük ama oynamasam da olur modunda oluyor ya. Aynen. Bence doğru yaptı. Oynayacağın takıma gideceksin. Çünkü zevkli bir iş yapıyorsun. Oyun oynuyorsun. Para kazanıyorsun. Hı-hı. Ya niye oturarak para kazanırsın ki? Bana mantıklı gelmiyor. Aynen öyle. Sıkıcı bir iş yapmadığın için. O yüzden diyorum. Peki şimdi ilk devre bitti. Takımlar birkaç gün tatile çıkıyor. Sonra da Antalya'ya gidecekler. Bir 4-5 günlük tatiller var takımlarda şu anda. Sakaryaspor hatta dün bir haber vardı. Ya cuma ya cumartesi günü direkt Antalya'da toplanıyor diye. Bazı takımlar da Bolu'ya falan gidiyor. Ama hepsi Antalya'ya gider devre arası. Bolu'da kar yağar. Çünkü yazın gidiyorlar bazen ya. Bazen oteller doluluklar oluyor ya. Çok yoğunluktan kaçan takımlar oluyor mesela bazen. Da olabilir. Ama bu havalarda tabii ki sıcak yerler tercih edilir. Hazırlık maçları da yapar takımlar bir iki tane zaten. Belki yeni gelen oyuncuları da olur. Sen peki Sakaryaspor'dan hamle bekliyor musun? Tabii ki. Nerelere bekliyorsun? Bir tane üçüncü forvet lazım. Ya hep bunu sezon başında konuştuk. İki oyuncu Türk alabilirler herhalde. Aynen zaten ben de Türk diyorum. İki oyuncu çok sakatlandı. Ha yok şöyle dedim ben. Geçen de yorum yaptım. Simon'dan falan çıkarlarsa yabancıyı forvete kullanabilirler. Onu söyledik. Olabilir. Kesinlikle kanat lazım. Özellikle sağ açık noktasında. Roşi çok formsuz. Aynen. Bence bir tane sol, bence iki tane kanat lazım bu takıma net. Şu kulübeye baktığın zaman da bir tane kanat koyabiliyor musun Burak Süleyman dışındaki? Burak zaten Süleyman da aslında on numara gibi. Bilal'le Raşat giderler. Aynen. Görünen o. Bence Sakaryaspor'un en aciliyeti iki kanat, bir forvet. Üç oyuncu. Aciliyeten ya. Aciliyeti söylüyorum, bahsediyorum. İki kanat, bir forvet. Orta sahası bence yeterli. Kocaeli Spor da aynısı için geçerli. İki forvet, iki kanat, bir forvet. Ama onların çok aciliyetten ortaya da ihtiyacı var. Bence Kocaeli Spor'un 6 ve 8 numarası çok zayıf. Aynen. Cihat Fofana, Mert Çölgeçen, Yusuf Emre, Mesut Can Tunalı. Kocaeli Spor'un kaliteli orta saha. Küme düştüğü sezonki orta sahası bile daha iyiydi. Şimdi şampiyonluğa oynuyor. O zaman Kolovos vardı. Mehmet Taşlar falan vardı. Bunlar da bu oyunculardan daha iyi oyunculardı. Bana göre Kocaeli Spor'da Amaral'dan iyi başka iyi orta saha yok. Yok hani. Yusuf Emre alternatif oyuncu. Tamam. Cihat Çelik ilk defa bu ligde oynuyor Akhisar'dan sonra. Akhisar küme düşmeye oynuyordu. Ya zaten Mert geçen falan ikincilikte bile olmaz şampiyonluk takımlarda. Örnek onlar biliyorum. İkincilik oyuncusu. Mesut Can Tunalı da alt lig oyuncusu. Evet. O yüzden Kocaeli Spor'un acil 6-8 alması lazım. Sen Sakaryaspor'un yerinde olsan stoper alır mıydın? Aynen bence bir tane stoper lazım. Çağlayan var yedekte. Çağlayan var ama Çağlayan iş değerlendirmek için maç ritmi yok. Bence Çağlayan'ı çok düşünmüyorlar. Çağlayan bu sene hiç oynamıyor. Geçen sene oynuyordu biliyorsun şans buluyordu. Ben sol bek almam. Bülent Cevahir de var. Aynen sol beki gerek yok. Sağ bek de yeterli. Ali Ülgen, Oğuz Yıldırım. Evet. Kağıt üstünde. Bence orta saha da iyi. Rotman var, Mikail var, Sinan, Murat Cem, Hasan. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hasan ilk defa bu maçta iyi oynadı. Sinan Kurt çok kötü oynuyor. Murat Cem çok formda. Murat Cem bence maçların birçoğuna baktığımda çok iyi olduğu da var, kötü olduğu da var. Diğer tarafta orta sahaya baktığımda Simon var bir de. Simon'u değerlendirmeye şık kaydı almıyorum. Mikail'i zaten çok değerlendirmiyor. Bence bir tane daha orta saha, Sakarya'da bir orta saha lazım. Kocaeli'nin mesela orta sahası çok daha fazla SOS veriyor. Geride Sakarya'da. Ama Sakarya'nın da bence bir tane ihtiyacı var diye düşünüyorum. 8 mi alırdın 6 mı? Bence 6 daha çok lazım gibi. Orada daha doğrusu 6-8 özelliği. Aslında %50-%50 sıkıntı var. Hem 6 hem 8'de. 6'da hem Mikail hem Rotman var ama yetmez mi diyorsun? Rotman kötü oynuyor. Gördün kaç tane maçta? Mikail zaten bu ligin oyuncusu olmadığını çok stoper sürüyoruz. Oynattılar Rotman'ı ya. Yeri aynen. Değil ya. Ama Rotman zaten son dönemde çok düştük. Ben Sakaryaspor'un yerinde olsam Bilal'i yollarım. Raşad'ı yollarım.
Kanat alırım, sana katılıyorum. Bilal'den çok beklentim vardı. Bilal sahaya bile çıkamadı, sakatlandı. Bilal zaten çok düştü, kendine bakmıyor. Ben hala aynı görüşümdeyim. Ben sezon başı dedim burada. Hı-hı. Seninle çok konuştuk. Sakarya'da Göztepe'de ilk iki adayı dedim. İkisi de dibine geldi Kocaeli'nin. Ben de iki takımın... Ben hala aynı görüşteyim. Hamleleri yapması gerektiğini düşünüyorum. Hamle yapılmalı, katılıyorum. Ben hatta sana bir şey söyleyeyim mi? Bu sene sürpriz bir takım playoff'tan çıkacak gibi duruyor. Bak, sürpriz bir takım diyorum. Sakarya, Kocaeli, Bandırma, Göztepe'ler, bunlardan bahsetmiyorum. Sürpriz bir takım. Çorum mu? Çorum bence çıkarsa mesela sürpriz şu anda. Hem ikincilikten yeni geldi, hem ciddi anlamda sıkıntıları var. Hoca değiştirdiler. Sezon başında Tahsin Tam'la başlayıp değiştirdiler. Tabii. Ve Çorum hani bu sene çok fazla böyle çıkma hedefiyle başlamadı. Önemli olan kalıcı. İki sene verin dedi bana Oğuzhan Yalçın Başkan. Aynen. Benim de gönlümden geçen... Ben kimse çıkar çıkarmaz demiyorum ama şu anki takımların gidişatlarına baktığın zaman da Eyüpspor dışında ben bir takım söyleyemiyorum mesela. Ben de. Ha, tabii ki bu Kocaeli, Göztepe, Sakarya, Bandırma, bunlardan biri ikinci sıradan çıkacak. Tabii. O ayrı bir şey ama hatayı en az yapan çıkacak. Ben de Kocaeli, Göztepe, Sakarya üçlüsünün Süper Lig'e çıkmasını isterdim kendi adıma. Hı hı. Bu üçlüden en azının ikisinin çıkması lazım. Tabii, Süper Lig'e renklendirmemiz lazım. Hı hı. Süper Lig yerlerde sürünüyor. Aynen. Rezil durumda. Camia takımlarına ihtiyaç var. Çorum da şehir takımı ama Çorum senin dediğin gibi bu sene yeni geldiği için. Şimdi Kocaeli ile Çorum bir değil. Çorum ilk defa bu lige geldi. Kocaeli küme düştü, hemen geri döndü bir yıl sonra ve Avrupa'da oynamış. Türkiye kupaları kazanmış. Çok büyük bir camia Kocaeli Spor. Yıllarca Süper Lig'de oynamış. Göztepe desen gene öyle. Sakarya Spor da çok büyük camia. Bu üçlüden en azından ikisinin çıkması lazım. Kocaeli, Göztepe, Sakarya'dan. Süper Lig'i renklendirmek için. Diye düşünüyorum. Ama tabii hamleleri çok önemli olacak. Aynen öyle. Bir de mesela şimdi Taner Taşkın Hoca'nın aylık haberini verdik. Direkt rakibi olduğu için, ilgilendirdiği için söylüyorum. Bazıları da diyor ki başka takım taraftarları Taner Taşkın'ı alın, başkanlarını etiketlemiş. Ya hocanın hakkı bitti, hakkı. İki tane çalıştırabilir. Biri de altına yazmış ki Adıyaman kulübü senede 10 tane hoca getiriyor, nasıl oluyor? Ya kulüple hocaların kuralları aynı değil ki. Kulüplere de getirilmeli ama. Ya getirilmeli ayrı. Ben şu ankinden bahsediyorum. Boş ver, o toplara girmeye gerek yok. Şu anki kural ne, onu konuşuyoruz. İzleyenlerimiz maalesef çok bazen bilinçsizce yorumlara yazıyorlar. Bilmiyorlar. Adamla gitti belki. Yani. Hakkı bitti. Şimdi sana örnek veriyorum. Taner Taşkın gitti. Hakkı bitti. Tuncay Hoca ile Ertuğrul Hoca mesela birer hakkı var, örnek veriyorum. Tabii. Anladın mı? Yani hocaların iki tane hakkı var. Doğru. Bu arada Bandırma Spor'da hem öncelikle bir kere Onur Göçmez'in Beşiktaş'a gitmesinin yanlış olduğunu söylemiştim. Şimdi zaten Taner Taşkın geldiği zaman da ben yapamayacağını söyledim. Şimdi mağlubiyetten sonra o da gitti. Bandırma tam karıştı. Benim Bandırma ile ilgili yaptığım yorumlarda sezon başı hep dedim ya, karışıyorlar, hocalar gidiyor, sportte yine hepsi oldu. Bandırma yine zaten... hepsi oldu. Bunu neden burada konuşuyorum? Sakarya Spor'la Kocaeli Spor için bu çok büyük avantaj. Bu iki takım için çok büyük avantaj. Devre arasında bizim bu söylediğimiz noktaları kesinlikle es geçmesinler. Tuncay Hoca ve Ertuğrul Hoca da raporlarını hazırlayacaktır. Tabii. Listelerini yönetime verecektir. Yönetimler de, ben özellikle Kocaeli'den örnek vererek söyleyeceğim, KKO'ya verdiğiniz yıllık maaş gibi noktalara çok dikkat edin. Yani 400 bin euro KKO gibi bir oyuncu için 4 katı fazla para verilmiş. Bakın buradan söylüyorum. KKO hiç alınmamalı. Bedava da gelse alınmamalıydı. O ayrı bir şey. Oyuncunun kariyerine bakıyorsun, gol attığı sezon yok. Şey. Böyle forvet olmaz. Zaten söyledik geldiğimiz zamanda da, yani diğer aldıkları normal iyi oyuncular için de söylüyorum. Yani 100 bin euroluk adama gidip 400-500 bin euro vermeyin yani. Avrupa'daki bütün, bakın Avrupa'daki bütün yerel liglerin maaş skalasına kadar hakimiz bilgilerine. Kim ne kadar alıyor, ne kadar istiyor, beklentisini biliyoruz. Ya KK gibi bir oyuncuya 400 bin lira vermek ne demek biliyor musun? Şu an Türkiye'de asgari ücret kaç para? 11.400 lira. Öyle, aynen. Sen asgari ücretle çalışan, yani asgari ücret maaşını 50-60 bin lira çıkarman gibi bir şey bu şu anki durumda. Doğru. Ya 50-60 bin TL'ye nasıl çıkartabileceksin şu anki hayat şartlarında? Yani işverenler nasıl verecek mesela? Çok yüksek bir rakam olur. Bir anda 5 katına çıkar. Evet. Sen de KK'nın hakkı demeyeyim de daha doğrusu, verilmesi gereken para 100 ise sen şu anda 404 katını veriyorsun. Çok ilginç. Aynen. Orada bayağı bir enflasyon olmuş. KKO 400 olsa o zaman sanki büyük ihtimalle 800-900 oluyor, ben sana söyleyeyim. Olabilir. Şimdi Eyüpspor büyük avantaj içinde. Kocaeli, Göztepe, Sakarya'dan biri de ikinci olarak çıkar. Bandırmayı sildin mi oradan? Ben zaten Bandırma'yı oraya sana söylüyorum. Ben yok ama hani şöyle diyorduk ya zaten, mesela Bandırma'nın kadrosu iyi ama. İyi ama Bandırma çok, çıkamıyor zaten. Çok fazla hani ihtiyacı olan bir yer yok. Bir forvet var demiştik aciliyeten.
Kanatları zaten çok çok geniş olduğunu söyledim. Zaten Bandırma Spor'a gibi benim bir tane hep yorumum var. Takım karıştı mı yanar diyordum. Ya Bandırma'nın çıkma amacı yok. Ben bunu burada hep söylüyorum. Bandırma'nın çıkma hedefi yok hiçbir zaman. Bilmiyorum. Çünkü şöyle en basitinden sana söyleyeyim. Çıkma hedefi olan takım bu kadar çok sportif direktör hoca değiştirmez. İşte İstikrar Onur Göçmez başkanın en büyük hatası zaten. Ben hep şunu söylüyorum Onur Göçmez için. Maddi olarak iyi yönetiyor başkan. Kendi çeviriyor takımı. Sportif anlamda başarı yok. Hı hı. Zaten Bandırma bir ilçe takımı. Burada büyük camia takımlarla mücadele etmesi de çok zor. İyi bir yapısı da yok. Hani kendi anlamlarında. Gençler Birliği'nin de bence Süper Lig'e çıkma şansı yok. İzleyenlerimiz maalesef hiç bilmiyorlar. Diyorlar Sinan ki Sinan Hoca diyor ki sürekli Gençler Birliği'nde. Bir çok mütevazi takımız. Sen Gençler Birliği'ni zaten kayda değer alma. Gençler Birliği ya sezon başı desen ki bu takım playoff hattında devreye girecek desen hadi git oradan dersin. Tamam da bir şey diyeceğim. Gençler Birliği'nin kadrosu Bodrum'dan kötü mü Allah aşkına? O ayrı ama Gençler Birliği bak. Gençler 29 bak, puan yaptı Bodrum. Bak çok farklı etkenler var. Her şey işin içine kat. Bu takım daha geçen sene Arda Güler'den gelen parayla tahtaya açtı. Onunla beraber takviye yapıp ligde kaldı. Bu sene bile yine tahta kapanabilir mevzuları varken kapanmadı. Belli oyuncular aldı. Hedef koymadı. Gençler Birliği çok farklı noktadan geliyor. Bana göre Gençler Birliği'nde 3 tane yabancı var. Kayode, Hamilton, Tavare. Çoğu takımda iyi ama Gençler Birliği'nin şu an hedefi yok yani. Ben Gençler Birliği'ni hiçbir zaman eleştirmem. Ben Sinan Hoca'yı da eleştirmiyorum. İyi Türk oyuncuları da var Gençler Birliği'nin. Yasin Güreler gibi çok iyi Türk sol beki var. Alperen Babacan gibi Türk stoper var. Hı-hı. Muhammed İmmet gibi, Uğur Akdemir gibi Türk oyuncuları var. Ben Sinan Hoca'nın bilerek hedefi düşük tuttuğunu düşünüyorum. Giresun'u bile zar zor yendi Gençler Birliği ya. Hı-hı. Bodrum 29 puan da Bodrum kırmızı grup kadrosuyla oluyor. Ben Gençler Birliği'ni katmıyorum. Gençler Birliği çok farklı benim gözümde. Valla ben şunu diyorum. Eyüp çıkar. Kocaeli, Göztepe, Sakarya'dan biri de ikinci çıkacak. Zaten hı-hı, sezon başından beri burada söyledim. Göztepe'de, Sakarya'da net ilk iki adayları. İkisinin de 5 puanı falan vardı daha söylediğimde. Hı-hı. Zirveye geldiler. Eyüp ama çıkar. Geçen seneki hatayı yapmaz. Zaten Kocaeli, Göztepe, Sakarya bu üçlüden ikisinin en az çıkması lazım. Süper Lig'e taraftarlı cami şehir yapıyoruz takımları ve stadı da uygun takımlar bunlar. Statları da modern. Süper Lig takımları modern. Aynen renk getirmek lazım Süper Lig'e. Süper Lig rezil durumda çünkü. Kesinlikle. Sakarya ve Kocaeli'nin devre arası hamlelerini de merakla bekliyoruz. Aynen. Gelişmeler oldukça özel haberlerde vereceğiz. Burada Bandırma Spor'u biraz değinmemize anlayış göstersinler. Rakibi çünkü. Rakipler olduğu için tabii. Ve devreye de girdiğimiz için zaten konuşuyorum. Aynen. Transfer özel programlarımıza devam edecek. Yani olacak. Onu da söyleyelim. İnşallah. Kazanan Sakarya Spor'u tebrik ediyoruz. Beklediğimiz gibi kazandılar. Kocaeli Spor'un da mücadelesini tebrik edelim. Transfer özel programımızda görüşmek üzere diyelim. Sana da teşekkür ediyorum. Ben de sana teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sakarya Spor'u kutlayalım aldığı derbi galibiyetinden dolayı. İki tarafa da selamlarımızı yollayalım. Herkese evet, selamlarımızı gönderiyoruz. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.